Mutlu pazarlar sevgili seyirciler, Pazar Kahvesi'ne hoş geldiniz efendim. Gününüz güzel geçsin diyoruz ve biz yine her zaman olduğu gibi stüdyomuzda çok değerli bir isimle birlikte haftanın gelişen olaylarını karşınızda değerlendireceğiz. Sizlerle birlikte kahvelerinizi, çaylarınızı yudumlarken çok değerli bir isim dedim. Yakından tanıyorsunuz kendisini, Sayın Selim Kotil. Önce size merhaba diyorum. Hoş merhaba, geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi pazarlar efendim. Size de iyi pazarlar. Koşturmacanın arasında bunları da vakit buluyorsunuz tabii. Yani esasında birinci gündemimiz bu. Evet. Öncelikle her hafta izleyicilerimize buluşmaktan biz mutluluk duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Selim Bey hayatını da böyle hiperaktif yaşayan bir isim değil mi? Yani her tarafta koşuyorsunuz. Koşmaya yani devam ediyoruz. Dinlenmiyorsunuz gibi bir şey. O yüzden de çok yaşayan değil de çok gezen değil mi? Çok koşturan bilir. Birazcık öyle de bir artısı oluyor mu size diye. Yani istifade etmesini bilirse insan hem yaşadıklarından hem okuduklarından çok şey kazanıyor. Yani okumakla yaşamak birbirine engel olan hadiseler değil. Ben şahsen kendi adıma fırsat buldukça özellikle kitap okumaya da çok dikkat ediyorum. Osmanlı'nın mali çöküşüyle ilgili bir eser bitirdim. Ki günümüz olaylarıyla da çok örtüştüğü için. Tarihte yani, tekerrürden yani, ibaret aynen ediyorum. Aynı hataları tekrarlıyor muyuz? Fazlasıyla yani üzerine koyarak değişen hiçbir şey yok. Yansımaları çok çabuk oluyor. İşsizlik oranını açıkladık bu geçtiğimiz hafta içerisinde. Pek çok oran işte tefe tüfeler filan bunların TÜİK'lerin açıklamaları filan hep şimdi hiç detaylı girmeyelim ama en çok yansıyan önümüze gelen fiyatlara direkt yansıyan akaryakıt çok zamlandı. Yani şimdi tabii, bu daha böyle gider mi? Bu böyle kalır mı? 5 yani, lira sınırına dayandı. 5 lirayı herhalde yakında görür. Yani çok yakın bir zamanda. 1-2 ay sürmeden. Motorinle yani aralarında çok az bir fark kaldı. İnsanlar o kadar çok büyük paralar vererek dizel arabalar alıyor. Ama bu böyle hemen hemen başa baş giderse eğer benzinle o ayrıca dizel araba almanın keyfini de tadamayacaklar değil mi? Şimdi yani Türkiye dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıyor. Bu o bildiğimiz bir gerçekti. Mazotta da böyle, benzinde de böyle, motorinde hepsinde böyle. Hı hı. Şimdi tabii akaryakıtın Türkiye'de bu kadar pahalı olmasının sebebini sadece dünyadaki petrol fiyatlarının artmasıyla izah etmek doğru değil. Bu hedef saptırmak olur. Hı hı. Evet, dünyada bugün petrol fiyatları epey zamandan beri zaten 100 doların altında değil. Şu anda da 120 doların üzerinde seyrediyor. Evet. Eğer Allah göstermesin İran'la bir saldırı olursa bu rakamlar hemen 200 dolarların üzerine çıkacak. Zaten bu ambargo lafından sonra İran'da sizin ambargonuza değil ben kendim size vermiyorum demesiyle birlikte bu fiyatlar ya çıktı. Şimdi tabii dünyadaki toplam petrol ihtiyacının şu anda %60'ı yani neredeyse 2/3 Hürmüz Boğazı'ndan karşılanıyor. Buranın tıkanması yani İran tarafından evet. Boğaz'ın kapatılması dünyadaki petrol fiyatlarını patlatır. Ama Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasının sebebi bu değildir. Önce bir defa bunu ortaya koymamız lazım. Niye değildir? Çünkü şu anda bizim kullanmış olduğumuz evet. Arabamıza koyduğumuz benzinin ya da mazotun litre fiyatı işte 4 lira, 4.60 kuruş efendim lira benzinde. Bu fiyatın %80'i neredeyse %80'ine varan kısmı vergilerden kaynaklanmakta. Yani şöyle bir hesap yaparsak biz bugün eğer mazota, dizel benzin, dizele diyelim ki 4 lira para ödüyorsak bunun aşağı yukarı 3 lirasını vergi olarak ödüyoruz. 1 lirası aldığımız maddeye ödüyoruz dizele.
3 lirasını devlete vergi olarak ödüyoruz. Evet. Şimdi dünyada bu nasıl? Amerika'ya sormuyorum çünkü Amerika'da petrol çok ucuz. Zaten ya, bu savaşlar onun için yapılıyor ama. Şimdi şöyle genelde düşünün. Nasıl bu vergi oranları bir şimdi, bilginiz var mı? Şimdi maksimum mesela bu oran mesela 1 liraysa şey evet. 40 kuruşta diyelim Türk parasıyla vergisi vardır. Taş çatlasa biz 2, 1 liraya 3 lira ver. Taş çatlasa 1'e 1'dir. Yani evet. Ülkeden ülkeye değişiyor ama şimdi yurt dışına çıktığımız zaman hemen oradaki petrol fiyatlarını soruyoruz. Bakın Çin'e gidiyoruz, Uzak Doğu'ya gidiyoruz. Yarı yarıya bizden ucuzlar. Komşu ülkelerimizde bizim 1/3'imizdeler. Avrupa'da dahi bizim neredeyse yarı oranımıza yakın ucuzluktadır. Mazot tamamıyla dışarıdan gelecek olan sıcak para üzerine oturmuş bir ekonomidir. Yani Türkiye'ye sıcak para gelmediği takdirde Türkiye'de bugünkü siyasi iktidarın bu koltukta oturması mümkün değil. Evet. Bu modelin, yani şu anda Türkiye'de bir iktisadi model uygulanıyor. Bu modelin temeli şu. Bu model diyor ki eğer bu ülkede ekonomi ayakta duracaksa diyor, bunu diyor ayakta tutacak olan finansman dışarıdan gelecek olan parayla sağlanacak. Evet. Peki dışarıdan gelecek olan bu para bedava mı geliyor? Hayır. Neyle geliyor bu para? Faizle geliyor. Bu dışarıdan gelen faizli para, Türkiye'deki sistemi ayakta tuttuğu kadar bu paranın bir de faiz ödemesi var. Peki ne oluyor bu sefer? Hemen bakıyoruz ki çok kısa bir süre içerisinde Osmanlı'yı önümüze koyalım. Evet, güzel. Mesela 1855 yılında ilk defa Osmanlı 1854 ve 55'te 54 ve 55'te ilk dış borcunu alıyor. İlk dış borcunu da Rothschild ailesinden alıyor Osmanlı. Sizin evet. Aylardır gönderme yaptığınız, bahsettiğiniz ailelerden bir tanesi 1855'te alıyor. Bakın fazla uzatmayalım. Tam 22-23 yıl sonra Osmanlı hangi ülkedeler o zaman bu aile? Hangi ülkeden alıyor? Avrupa'dan. Fransa, İngiltere üzerinden alıyor. Banker bunlar. 20 yıl içerisinde Osmanlı her yıl son yıllarda yılda 2-3 defa borç almaya başlıyor ve 20 yıl içerisinde Osmanlı borcunu ödeyemiyor, ödeyemeyeceğini ilan ediyor ve Osmanlı'nın bütün gelirlerine bir kurulan heyet, Duyun-ı Umumiye diye bir heyet, aşağı yukarı 5000 kişilik bir ekip geliyor, el koyuyor. Neyine el koyuyor? Bütün tuz, tütün, aklınıza ne geliyorsa, bütün köylünün ürettiği her türlü ürünün gelirine el koyuyor. Ve öyle ki gidiyor vergi... Yani hazinedeki ya da şeydeki paralara ya da altına değil. Değil. Çünkü o daha fazla kaynak gelecek. Arkasından direkt olarak, bir kaynak direkt değil mi? Hatta bir şey söyleyeyim. Bakın Ergani'de ne vardır hepimizin bildiği? Maden. Bakır vardır. Bakır. Ergani'deki bakır madenine dahi gidip el koyuyorlar. Osmanlı'da vardır Ergani'de bakır çıkmış... O madene daha gelip el koyuyor. Peki o el koyarken Osmanlı ne diyor? Osmanlı ödeyemediği için deniliyor ki bir dakika diyor biz bunların gelirlerine el koyduk. Şimdi Türkiye'deki sisteme bakalım. Şimdi Türkiye'de efendim ekonomi ne kadar iyi ne kadar kötü. Şimdi bunu anlamak o kadar basit ki. Bir devletin eğer iki yakası bir araya geliyorsa, eğer hazinede para varsa o zaman siz... soru şu, madem hazinede para var, madem işler tıkırında, niye sen 1 liralık benzine 3 liralık vergi koyuyorsun? Niye bunu koyuyorsun? Madem işler tıkırında, niye 1 liraya 3 lira koyuyorsun? Çünkü senin sistemin dışarıdan aldığın borç para üzerine kurulu ve o borç para her gün daha da fazla ihtiyaç duyuyorsun onu almaya, daha da fazla aldıkça... Bunun faiz ödemesi daha da artıyor. Arttıkça vatandaştan vergisi. Vergi olarak alıyorsun. Şimdi bu bakın şu anda Türkiye'nin 700 milyar dolarlık bir borcu var. Evet. Bunun %20'den ki bizim her aldığımız dış borç bize bir dış borç olarak verilmiyor. İçeriye giriyor, Türk parasına çevriliyor, iç borç olarak bize satılıyor. %80'i böyle. Yani faiz oranı en az %20. Bunun kabaca maliyeti bizim 150 daha fazla kazanıyor adam faiz. Şimdi bunun
Yıllık kazancı 150 eski parayla katrilyon. Neredeyse yılda biz 150 milyar TL bir faiz yüküyle karşı karşıyayız. Ama Selim Bey, bütçe rakamlarında bu 60 olarak gözüküyor. Doğrudur. Evet. Bütçede 60'larda gözüküyor ama biz zaten yıllardan beri borç alırken faizi ana paraya çevirerek borç alıyoruz. Yani nasıl yani? Yani şöyle yapıyoruz. Diyelim faizi ki ana paraya çevirerek. Şöyle yapıyoruz. Derken? Eskiden borç alırken diyelim ki 1 milyon lira. 1 evet. milyon lira borç aldım ben şimdi sizden. Size ben 1 milyon liralık bir senet yazıyorum 24 ay sonraya. 1 milyon liranızı alıyorum. Her ay bunun faizi ne kadar? Diyelim ki 200 bin lira. Ama o senete yazılmıyor. Senete yazılmıyor ama her ay ben size nesini ödüyorum bunun? Evet. Faizini ödüyorum. Her ay size bunun faizi... Ben o senede işleme koymayayım. Evet. 24 ay sonra da ana paranızı ödüyorum. Siz selamet, ben selamet. Ama bu arada 24 ay boyunca ben onun şeyini ödüyorum. Her ay faizini ödüyorum. Dolayısıyla her ay ben buna faiz ödediğim için bütçemde, benim hesaplarımda bu faiz ödemeleri kayıt altına giriyor ve devletin bütçesinde bunlar gözüküyor. Gözüken ama, kayıt o kadar aslında. Ama ben böyle değil de şöyle yaparsam eğer, ben sizden 1 milyon lira para alırken size ben 2 yıl sonraya 1,5 milyon liralık bir senet verirsem, 1,5 milyonluk bir senet verdim size, 1 milyon lira para aldım sizden. Aradan bir ay geçiyor. Size ben bir para ödüyor muyum? Hayır. Hayır. Ben senetin davetisi. Sonra ödeyeceğim onu. Ben size ödeyeceğim. Senetin vadesi ne var? İki ay geçiyor, yok üç ay. Bütçe kayıtlarında hiçbir faiz ödemesi gözükmüyor. Gözükmediği için. Anladım. Gözükmediği için sanki ben. Sanki 1,5 milyon lira zaten benden almışsınız gibi gözüküyor. O faizi ödememiş gibi gözüküyor. Faizi ödememiş gibi şimdi gözüküyor. Ne zamana kadar böyle? Onun vadesi gelinceye kadar ödememiş gözüküyor. Evet, vadesi geldiğinde kayıda giriyor bu faiz ödemesi olarak. Ama vadesine kadar gözükmüyor. Gözükmeyince şimdi bütün alınan paralar bu şekilde olunca o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Sizin aldığınız toplam borcun ortalama vadesi kadar ki bir faiz yükü sizin kayıtlarınızda. Peki bu ne zaman tehlike arz eder? Faizin o paranın 2 yıl sonra ödemesi geldiği zaman 1 milyonu 1,5 ödeyeceğiniz zaman onu da bir borçla kapatıyorsunuz. Tabii. Ama ne oluyor bakın. Bu kayıtlarda faiz yükünüz düşük gözüküyor. Ama düşük gözükmekle birlikte realitede ödeyeceğiniz para çok yüksek olduğu için vergileri arttırarak bunu kapatmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi yani Türkiye'de faiz ödemesi... Vatandaştan alınan fazla vergiyle orayı kapatıyorsunuz. Yani bizim aslında cebimizdeki vergi için ödenen paralar, cebimizdeki paralar devletin dışarıdan aldığı borçlara tipik bir şey söyleyeyim. Osmanlı'da ilk borç alındıktan 20 yıl sonra bir bütçe size anlatayım. Toplanan bütün vergilerin %24'ü faiz ödemesine gidiyor Osmanlı'da. Sağlık, yatırım, eğitim, bütün aklınıza gelen kamu hizmetlerine ayrılan para yüzde kaç biliyor musunuz? %1. Şimdi bu model, bu sistemin adına şunu diyorlar. Sürdürülebilir borç. Buna esasında süründüren borç demek lazım. Şimdi burada işte aslında peki kritik soru şu burada. Neden Türkiye bu kadar çok bir borç para almak zorunda? Neden? İşte asıl soru bu. Bunun sebebi şu. Burada bir tercih yapıyoruz biz. Bir tercih. Tercihimiz şu. Ekonomi büyüdükçe, üretim yaptıkça her yıl Türk halkı bir üretim yapıyor. Ne üretiyoruz? Aklınıza ne gelirse. İster inşaat deyin, ister elma armut deyin, ister sağlık sektörü deyin, ister turizm hizmet sektörü, ister şu anda bizim yaptığımız da bir nedir? Üretimdir. Biz de şu anda fikir üretiyoruz. Sonuçta hizmet sektörü budur. Hizmette elle tutulan bir mal olmasa da toplam Amerika'nın üretiminin %75'i hizmet sektörüdür. Sanal ama realitede olan bir şey üretiyorsunuz. Bütün bu üretilenlerin bir değeri vardır. Piyasa değeri. Kaç liradır toplarsınız dersiniz ki Türkiye için konuşuyorum. 1,5 trilyon TL. Yani 1,5 katrilyon diyelim. Bir rakam çıkıyor önünüze. Aşağı yukarı bu rakam zaten. 1,5 katrilyon eski parayla diyelim ki 1500 katrilyon çok özür dilerim. Bir rakam çıkıyor önünüze.
Şimdi Türkiye'nin toplam gayri safi milli hasılasına bakınca kentrilyon, yani 1,5 kentrilyon eski parayla. 1,5 kentrilyon bir rakam çıkıyor. Buna mukabil, bu yapılan üretime mukabil, piyasada olması gereken bir para var. Yani sizin şu anda vücudunuz, sizin bir ağırlığınız var. Hani çıkarsınız, tartılırsınız ya, derler ki işte kaç kilo? İşte 65 kilo. 65 kilo için olması gereken vücuttaki kan miktarı şudur. Dengeli insan için. Hı hı. Yağ miktarı budur vesaire, bir sürü şey çıkartılır. Benim vücudumda, sizin vücudunuzda 5 litre kan olması lazım. Bu bir balanstır, dengedir. Bunun fazlası da zarardır. Kan kaybı zaten az adamı öldürür. Fazlasını öldürür, azı da öldürür. Şimdi ekonomide de toplam üretim mukabili piyasada olması gereken bir parasal miktar var. Para, bildiğimiz, ister sanal olarak, ister kağıt olarak bir para var piyasada bulunması gereken. Şimdi bu para miktarını piyasaya kazandırmanın iki yolu var. Bir, bugünkülerin yaptığı kapitalist sistemin bize tavsiye ettiği, dışarıdan Amerika'nın bastığı kağıdı al, bu parayı piyasaya sür veya al bunu kasana koy, kasandaki kadar, dolar kadar Türk parasını bas, piyasaya sür. Şimdi Türkiye bu bina ekonomi olarak, şu içinde bulunduğumuz binayı ekonomi olarak düşünürsek, bu binayı taşıyan kolonlar var. Evet. Şimdi bu kolonlar para gibi düşünün. Şimdi bu para miktarı, bu kolonların sayısı nereden karşılanıyor? Dışarıdan faizle gelen paradan. Dolayısıyla siz her yıl ekonominizi ayakta tutmak için, ekonominin ayakta tutup dönmesi için çarkların, dışarıdan faizden parayı alıyorsunuz, bunu piyasaya sunuyorsunuz. Ve her yıl faiz ödemek zorundasınız. Şimdi bu da bizi neye getiriyor biliyor musunuz? Biz üretiyoruz, büyüdüğümüzü zannediyoruz. Büyüdükçe paraya ihtiyacımız oluyor, faizden para alıyoruz ve batıyoruz. Büyüdükçe batıyoruz. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Maalesef. Çok çalışıyoruz ama kuyu kazıyoruz biz. Sürekli kazıyoruz ama bir bakıyoruz ki çok çalışmışız ama bulunduğumuz yeri kazdığımız için yerin dibine inmişiz, aşağı doğru inmişiz. Tam bu noktada işte, tam bu noktada Sayın Haydar Baş Bey, Profesör Doktor Haydar Baş diyor ki, bu diyor kapitalizmin bu yaklaşımı tamamıyla diyor bir sömürge anlayışıdır. Bunu atın. Ona ne şüphe? Bunu atın bir tarafa diyor. Peki ne olması lazım? Olması gereken şudur. Eğer biz kendi insanımızın üretimi karşılığında, emeği karşılığında kendi paramızı matbaamızda basarsak, o denge miktarı nedir bu? Kabaca 1/3'dir. Yani her 3 liralık ürüne 1 liralık para bu piyasadaki dolanımla bunu dengeleyebiliyor. Bunu biz sağladığımız tak, mesela şöyle söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de 25-30 katrilyon eski parayla piyasa dolanan para var. Olması gereken para 500 katrilyon lazım. Böyle bir para matbaada basılıp vatandaşa maaş olarak, tarım destekleri olarak ve diğer yerlerde kullanılsa devlet borç para almak zorunda kalmayacak. Artı böyle bir vergiye de ihtiyaç duymayacak. O zaman Türkiye'de benzinin fiyatı 1 lira olacak. Niye? Senin buradan elde edecek olduğun geliri zaten emisyonla karşılıyorsun. Ve bu senin zaten hakkın. Ve zaten bunu Amerika yapıyor, Avrupa Birliği zaten yapıyor. Bir kısmı da yapıyor. Geçen ve sizin bir kısmı değil, hepsi yapıyor. Hepsi bak, mi yapıyor? Geçen ben dersimi çalıştım. Geçen bakın konuşmuştuk ve bu konuyu da anladım. Bakın her seferinde bu parayla ilgili şeyleri Sayın Baş'ın o kitabından da bir takım yerlere bakarak bir de sizle de konuşuyoruz. Bana da çok mesela makul ve mantıklı geldi. Aslında hani Sayın Babacan çıktı dedi ya, işte Avrupa Birliği ülkeleri hata yapıyor, işte para basıyorlar filan dedi. Şimdi baktığınız zaman tabii bunu normal vatandaşın çok fazla çözeceğini, anlayacağını düşünmemek lazım, beklememek lazım ve ayıplamamak da lazım. Çünkü ben dahi hiç bu konudan anlamayan bir insandım açıkçası. Hani beni ilgilendiren işte piyasada ne bileyim ufak ufak dolar çıkar, borsa düşer ya da altınla ters olur, öyle şeylerdi. Şimdi bu dediğinize baktığım zaman gerçekten neden olmasın ki? Yani niye onlar yapıyor, biz bakın geçen, niçin yapmıyoruz? Çok doğru. Geçen Hürriyet Gazetesi'nde Ege Cansen
bir yazı yazdı. Diyor ki, ya diyor Avrupalılar para basıyor, Amerika basıyor diyor, enflasyon olmuyor onlara diyor. Ha biz de niye şimdi, olsun yani? Şimdi biz diyor bu para hakkındaki diyor yargılarımızı yeniden artık gözden geçirmemiz gerekiyor diye bir yazı yazmış. Biz de tabii hem buna işte teşekkür ediyoruz hem de yalnız bir taraftan da yani günaydın diyoruz. Şunu da görsünler artık ya Türkiye'de 15 bu fikirlerin kaynağı var. 15 seneden beri değil bir mi? İnsan çıkmış ve piyasada olması gereken para miktarının formülünü yazmış, kitabını yazmış. Yani lütfen bir baksınlar Sayın Baş'ın milli ekonomi modelinde üretim mukabili diyor ki yazısında hangi tip parasal tarifi kullanmamız lazım? En dar manada M0'ı mı, M1'i mi, M2'i mi? Bunlar para tarifleri. Hı hı. Yani en geniş para tarifini mi almak lazım, en darımını ve ne kadar olması lazım? Zaten Friedman öldü gitti birkaç yıl önce diyor ki biz diyor bilmiyoruz bunu. Ama Sayın Baş kitabında, eserinde bunun formüllerini ve hangi tipinin kullanılması gerektiğini anlatıyor ve ortaya koyuyor. Bakıyoruz dünyada bugün birçok ülke, Vatikan bile diyor ki biz diyor 500 TL maaş vermemiz lazım. 500 euro özür dilerim. Vatikan bunu teklif ediyor. Avrupa bunu uygulamaya çalışıyor. Aradan sonra verelim mi? Hemen kısa bir ara. Tamam, çok kısa. Sevgili seyirciler bir ara ayrılmayın. Çok kısa bir ara veriyoruz. Tekrar birlikte olacağız. Evet sevgili seyirciler kısa bir aradan sonra yine karşınızdayız. Pazar kahvesi devam ediyor. Sayın Selim Kotil ile birlikte haftayı değerlendirirken ekonomiyle girdik. Ekonomi haberleriyle daha doğrusu akaryakıtın zamlarıyla bu konuya girdik. Konu konuyu açtı. Siz bir örnek vermekteydiniz. Batı'nın insan haklarıyla ilgili dediniz. Orada şu örneği okumak, üniversite gençlerinin okumak en büyük hakkıdır. Yok, şimdi Sayın SGK ile ilgili bir örnek vereceğim. Hı, buyurun. Bakın şimdi Sayın Başbakan diyor ki işte Sayın Kılıçdaroğlu diyor SGK'nın başındayken diyor orası zarar etti diyor. Ve Kılıçdaroğlu işte izah getirmeye çalışıyor. Yani ana muhalefetle iktidar partisinin her ikisinin de olaylara ne kadar yanlış baktığının tipik örneği bu. Niye? Bakın sosyal güvenlik kurumu para kazanmak için kurulan bir kurum değildir. Bu kurumun gayesi zarar etmektir. Eğer bir ülkede milliyetin para kazanıyorsa çocuklarımız okumuyor demektir. Yani Sayın Kılıçdaroğlu iyi ki kaybetmiş çünkü vatandaşın... Ama o da diyor, o da niye zarar ettiğini izah etmeye çalışıyor. Hmm. Bakın o da farkında değil. Aslında yani şimdi, farkında değil. O da yıllarca... Çok doğal diyorsunuz. SGK ya bakın, kar etmez. Zarar etmesi lazım. Anladım. Ne demek? Şimdi bir aile reisi kara geçiyorsa çocuklarına yemek yedirmiyor demektir. Hanımına hiçbir kıyafet almıyor demektir. Çocukları hasta olduğu zaman ilaç almıyor demektir ve kara geçiyordur. Parayı kullanmıyor. Çok iyi bir iş mi yapıyordur yani? Değil. Böyle bir şey olabilir mi? Anladım. Yani milli eğitimin gayesi, sağlık, sosyal güvenliğin gayesi devletin kazandığını harcamasıdır. Ama bu kurumu idare eden bile hangi gayeyle orada oturun farkına değil. Zannediyor ki ben diyor masrafları kıstım çok akıllı bir iş yaptım. Ne alakası var? Sen şimdi milli eğitim olarak harcayacaksın. Harcayacaksın ki çocukların yetiştiği zaman iyi bir noktaya gelsin. İnsan niye para kazanır? Evet, süreyi biraz tempolu kullanalım çünkü az bir vaktimiz kaldı. Şimdi izliyorum ben. Sözde muhafazakar kanalları. Efendim şu anda Şam'da çok büyük miting, işte 1 milyon kişi toplanmış falan ama muhalifler de falanca filanca yerde miting yapıyor falan. Bakın bir yıldan beri Suriye'de hükümet yanlısı vatandaşlar halk sokaklarda milyonlar. Peki bir tane... Niye onları vermiyorsunuz? Bir tane muhalif yanlarının yaptığı miting görüntüsü var mı elimizde? Yok. Yok. Muharrem Bey'le Banu Avar gidiyorlar Suriye'ye. Yabancı basın diyor ki şu anda burada diyor miting oluyor şudur budur diye haber geçiyorlar. Muharrem Bey diyor ki saydım diyor kaç kişi muhalifler var diye. 74 kişi var diyor orada. Parmakla sayabilir. Sayıyor. 74 kişi. Toplam 70 tane adam diyor. Buna şey mi onların dersiniz? Da çoğu diyor zaten medya mensubu falan filan bunlar. Bir tane öbür tarafta halk milyonlar sokakta... Koca bir sokak dolusu, cadde dolusu bayrak taşıdılar. Amerikan işgaline karşı cihat çağrısı yapıyorlar. Bunlar ne efendim... Yok, bu çok büyük bir çift ve şunu söyleyeyim ama bak şu çok önemli Rana Hanım. Bugün
Eğer Saddam gibi bir sanki başbakan da biraz eğer, farkında eğer gibi Sayın Başbakanımız geldi bana. Saddam'dan farklı bir kader yaşamak istiyorsa kuvvete Saddam'ın girmesi gibi Suriye'ye girmemesi lazım. Suriye'ye girmek Sayın Başbakan'ı bitirir. AKP'yi bitirir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bitirir. Saddam'ın kuvvete girerken kullandırıldığı gibi kullanırsa diyorsun. Hep tabii. Millet de biter, devlet de biter, Sayın Başbakan da biter. Çünkü bunun hukuki hiçbir gerekçesi yoktur, izahı yoktur. Nokçulara kanmasınlar. Dünya kamuoyu bugün, dünya kamuoyunu Suriye'nin yanındadır. Kim var bugün Suriye'nin yanında sayıyorum ben. Çok büyük. Brezilya, Hindistan, Çin ve Rusya. Rusya ben diyor ne İran'a müdahale ettiririm ne Suriye'ye. Evet. Şimdi kim var buna girelim diyen? 3-5 tane Amerikan şirketi, onun şakşakçıları. Bunlara kanıp da Türkiye buraya girerse hem başbakan kendini bitirir hem Türkiye'yi bitirir. Olan Saddam'a olmaz, olan bize olur. Karşısında çünkü, karşısında evet. Suriye ordusunu bulmaz Türkiye. İran ordusunu bulmaz. Rusya net ifadelerle tavrını koydu. Çin koydu. Çok umarız hiç öyle bir şey olmaz Sayın Kotil. Süremizi doldurduk, bize ayrılan süreyi bu pazarda. Aslında konuşacak çok şey daha vardı. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, bir pazar kahvesinin daha sonuna geldik. Haftaya yine farklı konularla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, iyi pazarlar efendim.